Hiçbir şey artık gelmiyor. En az anlayışı hiç olmazsa 15. Fakir var, mehtaç var, ren var, efsiz var, işsiz var. Mesela 4 tane, 6 tane çocuğum var, iş yok, evlenmemiş. 50 yaşındadır. Ne kadar alıyorsun emekli maaşı? Yediğim iş yok. Ne geliyor? Şimdi gittim et, diyorlar 300 milyon. Nasıl alacağım, nasıl besleyeceğim, nerede? 8 nüfusum var. Ha? Sen söyle, söyle. Vallahi seviyorum. Gece gündüz dahi diyorum. Ama iyi yapmamış. Allah sahilsin. İnanın emeklinin çektiği sıkıntıyı kelimelerle izah etmek mümkün değil. Bütün emekliler sürünüyor. Herkes sürünüyor. Herkes zor durumda. Ya emekli 3 tane ekmek alamıyor. Siyasiler, bütün liderler emekli öldürdü. Hiç kimse emekliye sahip çıkmadı. Ya emekli torununa 1 lira veremiyor. Ya çarşıdan bir su alıp içemiyor. Aldığı maaş da ancak faturalara yetiyor. Yani 20 bin lira alması lazım. 20 bin lira, 30 bin lira alması lazım. Zaten bunun altında ücret alan hiç kimse yaşamıyor ki. Bunu biri çözmesi lazım. Ve şimdi sürünüyorum. Yasa günah değil mi ya? Biz bu ülkeye, bu devlete çok hayırlı evlatlar yetiştirdik. Herkes hırsız. Herkes hırsız. Cennetin kapılarını kapattılar, cehennemin kapılarını açtılar. Herkes mahvoldu gitti. Biri bunu çözsün. Tamam. Her şey iyi güzel. Televizyonlar, diziler, herkes zengin. Ama dışarıda halk sürünüyor. Dizilerde herkes süper lüks arabalara biniyor. Ya vatandaş, minibüs parası veremiyor. Bitirdiler, emekliyi bitirdiler, emekli mahvoldu gitti. Nasıl şimdi yani? Yukarıda Allah var mı? Var. İnanıyor muyuz? İnan. Allah'a kim inanıyorsa bu sorunu çözsün. ...15 olması lazım en az. Hayat şartları kaldıramaz. Para pul oldu. 15 olması lazım. Yeter o kadar. Emekliler hepsi mağdur. Her şey parayla alınıyor. Ve her şey %200 zamlandı. %200 zamlandıysa yani emeklinin maaşı niye 15 bin olmasın? Adalet değil ki bu. Çok geç kaldılar. Ben düşük maaşlı değilim. Benden düşük olanlar var. 7,5 alanlar. Ve bu insanlar kirada oturuyorlar. Bunların düzeltilmesi lazım. Benim kanaatime göre en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olması lazım. Asgari ücret seviyesine çıkarılırsa çok mutlu olur bu benden düşük olan insanlarımız. Kiralar almış başını gidiyor, buna bir tedbir alınması lazım. Gıda da aynı şekilde. Denetimler yeterli değil. Bu fırsatçılara kapatma cezası vereceksin. Ürünler içeride bozulsun da bakalım zam yapacaklar mı? Emekli çok mağdur, beklentisi çoktu ama yapacak bir şey yok. 7500'den 10 bin liraya kadar olan insanlarımız, kirada oturan emeklilerimiz var. Bunları düşünmek lazım. Hiç beklemiyorum çünkü umudum yok. Türkiye'nin durumu belli, seçim de yok şu anda. Zammam yapmazlar yılbaşına kadar. Yılbaşından sonra zam yapabilirler orada seçim olduğu için. Zaten emeklileri mahvettiler belli. Onu herkes biliyor. Bütün emekliler biliyor. Onlar da biliyorlar ama ne yapacaklarını onlar da şaşırmışlar. Para yok diye ne yapacaklarını bilmiyorlar onlar da. Herkes her şeyi ister ama olmayınca yapacak bir şey yok. Hani onlar da istiyorlar işin gerçeği. Hükümet de istiyor ama imkanlar kısıtlı. Zamanında çarçur ettiler şuraya buraya. Şu anda da başa çıkamıyorlar. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı sizce? En düşük 12 olması lazım. Ben de 16 alıyorum, buna zaman zorlanıyorum. Zaten 7,5, 8, 10 alanlar daha da kötü. Razı değilim. En son yapılan zamlar bize yapılmadı. En düşük emekli maaşını alıyorum. İnşallah beklentim Ekim'de meclis açılır açılmaz. İnşallah bir zam istiyoruz. Ne kadar bekliyorsunuz Hacı abi? Ben 10 çok bekliyorum. Emekliler bize bir hak verildi ama en sonunda verilseydi daha iyi oldu. Mağdur tabii, yarım kilo bir et de gelmiyor yani. Günlük yani bir kilo ettir. Her şeyle zam geldi. Mazot 18'den 38'e. Bir teneke yak 18'lik 600 lira oldu. Baldo 5 kilo 190'dan 260 oldu. Yani bunların fiyatı haberimiz var. Allah devletimizden yine razı olsun yani. İnşallah hükümet de bunu düşünür. En yakın zamanda bize bir şeyler verir. Bir emekli var, 7,5 bir emekli var, 20 milyon. Yanlış yapıyor. Bence vicdansızlıktır bunlar. Ya. Çocuklarımızı okutuyoruz abi. Demesine emeklidir, yaşlıdır, kimsesi yok. 8 tane çocuğum var. Vallahi 15 bekliyor. 7,5 biz alıyoruz. 7,5 zaten kiri oldu. He valla. Başka ne söyleyeceğiz? İşte istiyoruz, vermiyor. Ne yapalım?
Devlet Hastanesi'nden emekli olmuşum. Bir 20-25 yıldır emekliyim. Bir birikimim var elhamdülillah. Maaşlarımız biraz düşük kaldı bu şeyde. Biz daha beklentimiz vardı biraz artırsın diye. Artırılmadı ama beklenti içindeyiz. En düşük emekli maaşı 18 milyar olsa iyidir. Zam beklenti yoktur zaten hani. Ama emeklilere zam yapılacak. Yok, yapılmayacak. Ben zannetmiyorum. Her şey iyi olur. Ne diyelim? Bazıları alıyor 25, bazıları alıyor 15, bazıları alıyor 7,5. Yani haksızlıktır yani. 7,5 alan kirada otursa nasıl geçinecek? Sen söyle.